İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Çek gazetesi Batı Ermenistan'ın Ermeni mirasına ait yazıyor. Ahalkalak ve köyleri daha aydınlık hale gelecek. Oxford araştırdı. Türkiye yalan haberde ilk sırada. Suriye ordusu Şam'da onlarca köyü kurtardı. Irak Başbakanı, Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Avrupa Parlamentosu Alevi Dostluk Grubu kuruluyor. Dnes adlı Çekya gazetesi tarihçi Ivan Foletti ile bir röportaj gerçekleştirdi. Tarihçi bu röportajda Türkiye'deki Ermeni mirasının yok olması belgesine dikkat çekti. Eski Ermenistan Türkiye'de kayboluyor başlık ve bu kültürel soykırımdır alt başlık altında Çekya gazetesi Ermenilere uygulanan soykırımdan sonra Türkiye'de Ermeni kültürünü yok etme politikasının başladığına ayrıntısına kadar değindi. Foletti'ye göre Ermenilerin yok edilmesi politikası bu kez kültürel mirasın yok edilmesiyle devam ediyor. Makalede Ortaçağ Ermenistan'ın başkentinin Ani olduğu ve 11. yüzyıla kadar burada 100 bin insanın yaşadığı, şimdi Ani Ören yerindeki tabelalarda Ermenilere ait hiçbir bilgi bulunmadığı belirtilmektedir. Bu bölgedeki Ermeni halkının bıraktığı miras bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Tarihçi, öğretim görevlisi ayrıca Hıtsong Manastır Kompleksi hakkında da konuşarak var olan 5 kiliseden bugün sadece birinin Surp Sarkis adlı kilisenin ayakta durduğunu söyledi. 1962 yılında bombalanmasından sonra bu harika manastır kompleksinden bugün bazı kalıntılar kaldı. Tarihçi, Ermenistan'ın kültürler kavşağı olduğu ve milliyetçilik söz konusu olduğunda da tüm bunların zarar gördüğü düşüncesindedir. Ivan Faletti'nin düşüncesine göre, Batı Ermenistan dünya kültürünün buluştuğu harika bir yerdi. Şimdi ise orası demir perdedir. Ahalkalak ve çevre köylerinin harici aydınlatma lambaları çoğaltılacak. Köylerde 569, şehirde ise 169 elektrik direkleri fazlalaşacak. Ahalkalak belediyelerinin sözleşme imzaladığı şirket, Ahalkalak sokaklarını ve köylerini harici aydınlatma direkleriyle donatacak. Harici aydınlatma direkleri arasındaki uzaklık 30-35 metre olurken, gerektiği takdirde bu uzaklık 40 metreyi bulabilecek. Harici aydınlatma direkleri 59 köyde çoğalırken sadece Gorh, Vaçiyan, Garzah, Sulda ve Bozali köylerinde aydınlatma direkleri dikilmeyecek. Oxford Üniversitesi, Reuters Enstitüsü'nün yanıltıcı ve sahte haber konusunda 37 ülkede yaptığı bir araştırmada Türkiye %49 ile listenin en başında yer aldı. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasında en fazla uydurma habere Türkiye'de rastlandığı ortaya çıktı. Türkiye'den katılımcıların %49'u siyasi ve ticari sebeplerle tamamen uydurma haberlerle karşılaştığını söyledi. Türkiye'de haberlere güven oranı da düşmeye devam etti. Araştırmaya katılanların sadece %38'i haberlere güvendiğini belirtti. Raporun Türkiye bölümünde basın özgürlüğünün geçen yıl daha da geriye gittiği vurgulandı. Bunun sebebi olarak gazetecilere artan baskı, internet yayınlarına getirilen RTÜK kontrolü ve Doğan Holding'e ait medyanın iktidara yakın Demirören Holding'e satılması gösterildi. Suriye ordusu Şam'ın güneyindeki 11 yerleşim yerinde yeniden kontrolü ele geçirdi. Kurtarılan köyler As-Süveyda eyaleti sınırları yakınında bulunuyor. Burada militanlar 3 yıl içerisinde ilk defa ateş açmışlardı. Kaynağın belirttiğine göre Suriye Devlet Başkanı Bashar al-Assad, İran televizyonundan birine daha önceden yaptığı açıklamada Suriye'nin güney kesimi sorunuyla herhangi bir karar almadığını açıklamıştı. Irak Başbakanı Haydar Abadi dün akşam saatlerde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Türkiye'nin Başure Kürdistan'a yönelik işgal saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye ile aramızda sınır üzerindeki operasyonla ilgili koordinasyon yok dedi. Abadi, Türkiye'ye Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı duyması çağrısında bulundu. Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine saygı duymasını istediklerini belirten Abadi şöyle konuştu. Irak anayasasına bağlıyız. Özellikle PKK olmak üzere Irak içinde hiçbir askeri eyleme izin vermeyeceğiz. Çünkü PKK, Iraklı olmayan bir güçtür. Aynı zamanda Türkiye'nin Irak'ın güvenliğine saygı duymasını istiyoruz. Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu Milletvekili Joseph Weidenholzer başta olmak üzere bazı Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin inisiyatifiyle Avrupa Parlamentosu Alevi Dostluk Grubu kuruluyor. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada
25, 26, 27 Haziran 2018 tarihinde 3 gün boyunca Belçika'nın Brüksel kentindeki Avrupa Parlamentosu binasında kadim kültürümüzün, Aleviliğin evrensel değerlerinin, onların doğaya ve insana özgürlük talebinin çığlığını gösteren fotoğraf sergisi, resepsiyon ve çeşitli konu başlıklı altındaki sempozyumlarla Avrupa Parlamentosu Alevi Dostluk Grubu'nun kuruluşunu ilan edeceğiz dendi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu yetkilileri Avrupa Parlamentosu Alevi Dostluk Grubu'nun oluşumuna katkı sunan Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu Milletvekili Josef Weidenholzer ve Sepp Dans nezdinde emeği geçen parlamenterlere teşekkür ettiklerini bildirdiler. Bugünlük bu kadarını öngördük. Şimdi size Lina Şamamyan'ın seslendirdiği Sareri Hovin Mernem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.